Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, vaktin birinde, bir evde iki elti varmış. Bu gelinlerden küçüğü hamile kalmış. Günü ayı dolunca yıkanmak için hamama gitmiş. O gün hamamda kimsecikler yokmuş. Gelin yıkanırken vakti saati gelmiş, doğum sancıları başlamış. Bunalınca ben şimdi ne yapacağım diye ağlamaya başlamış. Bu sırada gelinin sesini duyan hamam erenlerinden üç kadın ortaya çıkıvermiş. Korkma kızım, şimdi kurtulursun demişler. Ellerinden tutup hamamın içinde gezdirirler. Göbek taşına oturtup belini ovalarlar. Bir müddet sonra gelin bir kız çocuğu getirir dünyaya. Çimdirip, yıkayıp, kundakladıktan sonra gelinin kucağına verirler ve geline ''Bu bebeği mi çok seviyorsun, bizi mi?'' derler. Gelin ''Çocuğu ne edeyim, sizi çok sevdim'' der. Bu söz kadınların çok hoşuna gider. Kendi aralarında ''Bu çocuğa bir iyilik edelim'' derler. Biri, yıkandığı sular altın olsun. Öteki, güldükçe dudaklarından güller açılıp saçılsın. Üçüncü kadın, bastığı yerlerde çayır çimen bitsin der, gözle kaş arasında yok oluverirler. Bunun üzerine gelin çocuğunu alıp evine gelir, beşiğe yatırır. Onu görenler, geçmiş olsun, güle güle büyüt derler. Çorbalar getirip geline içirirler. Ertesi sabah çocuğu yıkamak için kaldırırlar, leğene tutarlar. Çocuğun başından döktükleri su damla damla altın olur. Kurulayıp beşeğe yatırırlar. Çocuk kendi kendine bir güler, top top güller yüzünden dökülür. Küçük elti sevinç içinde bebeğini büyütmekte olsun, bunu gören büyük elti, ''Ben de hamamda doğuracağım.'' diye hayal kurar. Aylar, haftalar geçer. 9 ay, 9 gün sonra günüm geldi diye doğurmak için kalkıp hamama gider. Yıkanırken ağrısı tutar. Doğum sancıları artınca ''Hamam erenleri!'' diye bağırır. O anda nereden geldiği bilinmez üç kadın çıkar karşısına. Kadınlar ''Korkma yavrum, tez kurtulursun'' derler. Küçük geline yaptıkları gibi buna da yardım ederler. Bir kız çocuğunu da bu doğurur. Kadınlar bebeği yuyup yıkarlar, kundaklayıp anasının kucağına verirler. ''Çocuğunu mu çok seviyorsun, bizi mi?'' diye sorunca ''Sizi neyleyeyim, çocuğumu çok seviyorum'' der. Bu karşılık üzerine kadınlardan biri ''Bu bebeğin yattığı yer diken olsun.'' Öteki, ''Bastığı yerler çamur olsun.'' Üçüncü kadın, ''Alnının ortasında büyük bir et beni bitsin.'' der. Üçü birden gözden kaybolurlar. Kadınların aralarındaki bu konuşmadan haberi olmayan gelin, ''Çocuğum oldu.'' diye sevinerek evine gelir. Çocuğu beşiğe yatırır ya, o durmadan ağlar. Sabahtan kalkıp baksa ki bebeğin alnında yumurta büyüklüğünde bir et beni çıkmış. Kundağı açıp bakar sırtı dikenler içinde. Anadır gördüklerinden yüreği yanar. Koşa koşa küçük gelinin yanına gider. Çocuğumun durumuna bak, bu gece hiç uyumadı diye dert yanar. Küçük elti gördüklerine şaşırıp kalır. Büyük geline ''Sen ne yaptın da bu böyle oldu?'' der. Büyük elti hiçbir şey yapmadığını, doğum sırasında hamamda yanına üç kadın geldiğini, doğuma yardım ettiklerini, çocuk doğunca kadınların sorusuna ''Sizi neyleyeyim, çocuğumu seviyorum'' karşılığını verdiğini anlatır. Bunun üzerine küçük gelin ''Yanlışlık yapmışsın, sizi seviyorum'' diyecektin. Başa gelen başta kalmaz der, eltisini avutmaya çalışır. Günler ayları,
aylar, yılları kovalar. Bu çocuklar genç kız olurlar. Evlerinin yakınında bir pınar varmış. Buradan her gün Beyoğlu atını sularmış. Bir gün küçük eltinin kızı bu pınara suya gider. Bu sırada Beyoğlu da atını suluyormuş. At oynamaya başlayınca kız yürekten bir güler. Top top güller dökülür dudaklarından, suyunu doldurup gider. Bastığı yerlerde çayır çimen birbirine karışır. Beyoğlu bu gördüklerine şaşıp baka kalır. Evine dönüp gördüklerini anasına anlatır. O kızı isterim der. Beyoğlu kız ister de kim vermez? Anası kalkıp dünürlüğe gider, söz keserler. Bunun üzerine düğün hazırlıklarına başlanır ya, gelinlik kızın anası düğünü görmeden ölür. Ölenle ölünmez. Aradan 2 ay geçtikten sonra ülkenin halkı toplanıp büyük bir düğün hazırlığı yaparlar. Beri yandan et benli kızın anası bir bohça tuzlu hamur yapar, bir testiye su doldurur. Gelinle kendi kızını arabaya bindirip Beyoğlu'nun yaşadığı yere doğru yola düşerler. Az giderler, uz giderler. Karınları acıkınca hamurların tuzlusunu geline yedirirler. Gelinin içerisine bir ateş düşer. Susuzluktan yandım, kavruluyorum diye yalvarır bunlara. Anasıyla benli kız, gözlerinden birini verirsen sana bir bardak su veririz. Değilse suyumuz bize bile yetecek gibi değil derler. Gelin böyle şey mi olur der ya, içi kavrulur. Susuzluktan ölmektense gözünün birini çıkarmalarını kabul eder. Gözüne karşılık verdikleri bir bardak suyu içer. Susuzluğu azalacak yerde ciğerleri daha da yanar. Etmeyin, eylemeyin, su verin ne olur diye yalvarır. Benli kızla anası, öteki gözünü de verirsen olur derler. Gelin, gözsüz nasıl yaşarım der ya, susuzluğa dayanamaz. Çaresiz kalınca o gözünü de verir. Bu kez istediğince su verirler ama anası kızı bir olup üstünden gelinliklerini soyarlar, süslerini alırlar. Gözleri oyulmuş gelini arabadan aşağı atıverirler. Benli kız gelinlikleri giyer, süsleri takıp takıştırır. O, gelin ben olacağım. Anası, kızımın mesut gününü göreceğim diye sevinirler. Gelin arabası gide dursun, öte yandan gözleri oyulan gelin kız bir çınarın dibinde ağlayarak kalır. Hüzünlü sesi dağı taşı inletir. Kurtlar, kuşlar onu dinler. Bir ara çınarın tepesine 2 güvercin konar. Kızın kör olduğunu görüp kendi aralarında konuşmaya başlarlar. Bu kız dilimizden anlasa kanatlarımızı alır, onları suya batırıp gözlerine sürer, böylece iyileşir derler. Biri, benim kanadım sağ gözünü açar der. Diğer güvercin, benimki de sol gözünü der. Bunları dedikten sonra kanat çırpıp giderler. Kanatlarını oraya düşürüverirler. Kız kuş dilinden anlarmış. O güvercinlerin konuştuklarını dinlemiş. Çınarın çevresinde aranıp durur ama bir türlü güvercin kanatlarını bulamaz. Oralarda yaşlı bir kadın madımak topluyormuş. Kızı görünce yanına gelir. Bakar ki yüzü güneşe benzer ya, çırasını yitirmiş güzel bir kız. Yanı yöresi güllerle dolmuş, çayır çimene karışmış, aranıp durur. Kadın sorar, in misin, cin misin? Kız, ne in ne cinim, gözlerimi ararım der. Gerçek serüvenini anlatmaz. Aman nineciğim, bu ağacın dibinde güvercin kanatları olacak.
bana bir buluver diye yalvarır. Kadın oracıkta iki kanat bulup kıza verir. Kız, nineciğim yakınlarda su var mı? Beni bir su başına götürüver der. Oralarda su yokmuş. Kadın kızın elinden tutup bir su bulana dek giderler. Yalağına damla damla akan bir çoban oluğunu bulurlar. Kız, nineciğim bu kanatları suya batırıp gözlerime sür, gözlerim iyileşecek der. Kadın kızın dediği gibi yapar ve kızın gözleri açılır, dünyayı görür. İkisi de çok sevinirler ya, kanatlardan sağ göze sürülecek olanı sola, sol göze sürülecek olanı da sağ gözüne sürdüğü için kızın gözleri şehla olur. Yani biraz şaşı kalır. Kız soyunup oluğun yalağında suya girer. Başına damlayan sular damla damla altın olur. Kadına dilediği kadar altın almasını söyler. Kadın, kızım ben altını ne yapayım? Benim hiç çocuğum yok diyerek alıp kızı evine götürür. Bunlar burada kalsın, biz gelelim benli kıza. Gelin arabası Beyoğlu'nun konağına ulaşır. Kızı gelin odasına koyarlar. Akşam Beyoğlu gelir. Bakar ki pınar başında gördüğü kız bu değil. Bunun alnının ortasında büyük bir et beni var. Güzelim halıların üstü çamur içinde kalmış. Bunun üzerine Beyoğlu çıktığı gibi anasına gider. Ana, bu işte bir yanlışlık var. Benim pınar başında gördüğüm kız gülünce yüzünde güller açardı der. Bir daha da gelinin odasına gitmez. Benli kızın anası oğlanı kandırmaya çalışır ya ama kimseyi ikna edemez. Oğlan acısından yemez içmez olur, derdinden sararıp solar. Bir gün kendi kendine kara kara düşünmektense atlarımı kızı olan evlere dağıtayım diye bir düşünceye dalar. Böylece kendini avutmak ister. Bir ata biner düşer yollara Beyoğlu. Gezdiği gittiği yerlerde tellal çağırtır. Kızı olan evlere bir at bırakır. Bu arada yolu gözleri iyileşen kızın köyüne de düşer. Kız, ana Beyoğlu at dağıtıyormuş. Bir tane de biz alıp besleyelim. Biner eğleniriz der. Kadın, olur kızım diyerek kapıya çıkar. Beyoğlu'na bir kızım var oğul. Bir at da bize ver, besleyelim der. Beyoğlu, nine, kötü demezsen bir tane kaldı. Bunu da size vereyim der. Bunun üzerine kadın atı alır. Evinin bahçesi varmış. Kız bahçede gezer, gezdikçe diz boyu çayır çimen biter. Atı bahçeye koyuverirler. At çayırların bir yanını yer, öbür yanı büyür. Öbür yanını yerken diğer yanı büyür. Ayakları üstünde duramayan at olur bir aygır. Önüne geleni kapar, ardına geleni teper. Kızdan başka kimseyi yanına sokmaz. Günler, aylar geçer. Beyoğlu dağıttığı atları toplamaya çıkar. At verdiği evlerin kimi atın öldüğü, kimi ise atın yitti derler. Beyoğlu vara vara koca karının kapısına varır, kapıyı çalar. Nine, bir at sana vermiştim. Öldü mü, kaldı mı der. Kadın, oğlum pek zorlu bir at oldu. Kızım evde yok. Atın bahçemizde, girip alabilirsin der. Beyoğlu bahçeye girer. Bahçe, çayırlık, çimenlik. Dille anlatılacak gibi değil. At yalbırt yalbırt yanar, olmuş bir aygır. Yelesine yapışmak kimin haddine? Bunun üzerine kadına döner. Aman nine, ata kim bakıyorsa gönder de bize bir tutuversin der. Kız o sırada komşudan gelmiş. Kadın, haydi kızım, at Beyoğlu'nu yanına sokmuyor. Tutup atını veriver. Bak almaya gelmiş der.
Kız ise beyoğlu yoluma halılar döşerse atını yakalayıveririm. Değilse kendisi tutsun der. Kadın beyoğluna gider, kızın dediklerini olduğu gibi anlatır. Beyoğlu başka çıkar yol olmadığını görünce bahçenin bir başından öteki başına halılar döşetir. Bir altın nalın alıp kıza gönderir. Buyursun gelsin der. Kız altın nalını giyip bahçeye çıkar, halıların üstünden gelip geçer. Bastığı yerlerde ardı sıra bir karış çayır çimen biter. Beyoğlu bu kızı pınar başında gördüğü kıza bir benzetir, bir benzetemez. Ama şüpheleri artar. Kız gidip atı kolayca yakalar. At kıza cilvelenip oynamak ister. Kız, terbiyesizlenme. Ağından ne iyilik gördüm ki senden ne iyilik göreceğim deyip atı beyoğlunun eline verir. Bahçe kapısından dışarı çıkarlar. At bir türlü gitmez. Beyoğlu üstüne binmek ister, şaha kalkar bindirmez. Çekip götürmek isterler, gem almaz, yular tutmaz. Beyoğlu kıza yalvarır. Kız huysuzluk etme der ata. Beyoğlunu bindirip bunları yola verir. Beyoğlu yolda ata sözünü geçiren kızı düşünür. Her yanı benziyor ya, gözleri benzemiyor der. Evine varır, derdinden yemez içmez olur, sararıp solar. Doktorların biri gelip biri gider. Bunlar bu düğümü çöze dursun. Öte yandan ihtiyar kadının kızı çarşıya çıkar, bir kuzu işkembesi alıp eve getirir. Güzelce temizledikten sonra onu başına geçirir, olur bir Keloğlan. Bir fakir çobanla giysilerini değiştirir, çoban kılığına girer. İhtiyar kadın bile onu tanıyamaz. Kadınla vedalaşıp beyoğlunun kentine doğru yola çıkar. Bu Keloğlan gide gide beyoğlunun konağına ulaşır. Bir kolayını bulup konakta aşçının yanına yardımcı olarak girer. Mutfak işlerinde çalışmaya başlar. Bir gün aşçı başına, beyoğluna bir tas çorba pişirip götürelim. Hiçbir şey yemiyormuş. Belki biz yedirebiliriz der. Çorbayı alıp odasına varırlar. Baksalar ki doktorlar, benli kızın anası ve benli kız oradalar. Beyoğlunun etrafında dönüp dururlar. Çorba tası elinde, Keloğlan beyoğlunun gözüne ilişir. Beyoğlu, keller çok hikaye bilirler. Bir hikaye anlat da dinleyelim der. Ben hiçbir şey bilmem, ne söyleyeyim deyince beyoğlu, ille de söyleyeceksin, çok gezen çok bilir diye ısrar eder. Bunun üzerine Keloğlan, bir hikayem var, gerçeklerden gerçek. Yalnız ben anlatmaya başlayınca sonuna kadar buradan kimse dışarı çıkmayacak. Aman Keloğlan, hele sen başla anlatmaya, hiçbiri çıkamaz der beyoğlu. Ve Keloğlan başlar hikayesini anlatmaya. Vaktin birinde iki elti varmış. Küçük elti hamamda bir kız doğurmuş. Bu kız güldükçe dudaklarından güller dökülür, yürüdükçe geçtiği yerlerde çayır çimen bitermiş. Bunları duyan beyoğlu heyecanla ''Söyle Keloğlan, söyle'' der. Durumu anlayan benli kızla anasını bir korku alır. Kızarıp bozarırlar. Keloğlan hikayesine devam eder. Büyük elti de hamamda bir kız doğurmuş. Küçük eltiyi kıskandığından kızının alnında büyük bir et beni çıkmış. Benli kızın gezdiği yerler çamur olurmuş. Küçük eltinin kızını pınar başında gören bir beyoğlu istemiş. Düğün için gelin arabasında giderken benli kızla anası gelinin gözlerini çıkarmış. Bunları duyan ana ile kızın alı alına moru moruna karışır. Dışarı çıkmak isterler ama beyoğlu bırakmaz. Keloğlan hikayenin tümünü anlattıktan sonra
başından kuzu işkembesini çıkartır. Güldükçe dudaklarından güller dökülür. Odanın içinde yürüdükçe halıların üstünde çayır çimen biter. Böylece Beyoğlu kendine yapılan oyunu anlar. Bunun üzerine Beyoğlu benli kızla anasına sorar. Azgın at mı istersiniz, keskin kılıç mı der. Keskin kılıç düşman boynuna, azgın ata biner de evimize gideriz derler. Hemen iki at getirip benli kızla anasını atların kuyruğuna sağlamca bağlarlar. Atlara birer kırpaç vurup dağlara doğru salıverirler. Böylece kötüler kıskançlıklarının cezasını bulurlar. Beyoğlu yeniden 40 gün 40 gece düğün yaptırır. Onların dilekleri oldu. Gökten 3 elma düştü. Biri söyleyene, biri dinleyene, birisi de mutlu olanların başına.